İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Enerji Forumundan Çevre Uyarısı. Mersin'de Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Enerji Forumunda uzmanlar, Mersin'de yapılmak istenen enerji yatırımları ve bunların insanlarla doğaya etkilerini masaya yatırdı. Şehit ateşi Mersin'e düştü. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin 2 yıldır uzman çavuş olduğu, 9 ay önce evlendiği öğrenildi. Haberci Gazetesi. Fakirlik suç sayılsın. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirdi. Oğuz Kağan'ın M.Ö. 200 yıllarında Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın sözünü anımsatan Şimşek, acaba Oğuz Kağan yaşasaydı 15-20 milyon insanın yoksulluk yardımı aldığını, kadın sığınma evlerinin dolu olduğunu, yaşlı bakım evlerinin ve huzur evlerinin dolu olduğunu görseydi ne derdi dedi. 7 gündür haber yok. Mersin'in Bolcazı ilçesinde akşam ailesiyle yemek yedikten sonra evden çıkan Ali Fakı bir daha eve dönmedi. Bir haftadır aradıkları Fakı'nın hayatından endişe duyan ailesi herkesten yardım istedi. Ailesi 7 gündür bulunamayan Ali Fakı'nın hayatından endişe duymaya başladıklarını, görenlerin ve nerede olduğunu bilenlerin insanlık namına kendilerine veya güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi. Hakimiyet Gazetesi. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız." dedi. Mersinliler tiyatroya doyacak. Mersin Tiyatro Derneği tarafından bu yıl 18-26 Kasım 2017 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Güney Gazetesi. İzol, alacaklılara rest çekti. Mersin İdman Yurdu Başkanı Hamit İzol, önceliklerinin transfer tahtasının açılmasına engel olan borçların değil, puan silme cezasına neden olan FIFA borçlarını kapatmak olduğunu söyledi. İzol, "Bizim 100 milyon borcumuz var. Eğer borç 10 milyon olsaydı korkardım. Ama 100 milyonluk borçtan korkmam. Niye? Alacaklılar düşünsün. Çünkü adamların alacaklarının ana parası 10 milyon. Üzerine faiz binmiş, nasıl olsa ödenmeyecek diye fazla yazılmış. Federasyona götürülmüş. Biz bu takımın ligde kalmasını istiyoruz. Ama bu kulübün parasını faizcilere yedirmem." dedi. Genç akademisyenlerin sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde herhangi bir suçu bulunmayan 13 bin civarındaki genç akademisyen bilim için gerek psikolojik bir bunalıma itilmeleri, gerek statü açısından yaratılan bu büyük haksızlığın ve damgalayıcı algının iadeye itibar yapılarak düzeltilmesi için herhangi bir çalışmanız ya da planınız var mıdır diye sordu. Çukurova Gazetesi. Çarpıp kaçan sürücü hayallerini de yıktı. Mersin'de 22 yaşındaki Mücahit Bıyık dayısıyla birlikte kaldırımda yürürken arabayla arkadan gelip çarpan, ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor. Bıyık, çarpıp kaçan bu arkadaşı gören, tanıyan varsa ihbar etsin. Çünkü bugün bana, yarın kendi başına derken ayağına 3 biletin, bir plak takılan ve en az 3 ay yürüyemeyecek olan genç, geçen yıl polis özel harekat sınavlarına girdiğini, yedek olarak çağrılmayı beklediğini belirterek "Hayallerim suya düştü." dedi.
büyük bir savaş verdik. İkinci Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Mersin etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mersin Üniversitesi, Plastik Sanatlar Topluluğu Karma Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi sorumlusu Profesör Doktor Nur Serentor, bu serginin kendileri için çok güzel bir tecrübe olduğunu söyleyerek, bu resimlerin yapımında büyük bir savaş verdik dedi.